最後にもう。Aha polis vallahi birinin peşine düştü. Oğlum o nasıl gidiyor? Oha! Polis kırmızı ışıkta geçen birinin peşinden gidiyor şu an. Vallahi gözlerimizin önünde Amerika Hollywood. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Feridun ve yanımda Sekades. Yahoo. Yova. IKEA. Karano. Costco. 1 milyon yıldan sonra dışarı çıktık. Biz de vlog tarzı böyle güzel bir içerik hazırlamaya çalışacağız sizlere. Sohbet, muhabbet. Seiko yine fırsatını bulmuşken hemen fotoğraf çekiyor. Çantasına bak. Normalde biz hep hafta sonları geliyorduk. Çünkü tatil günlerimiz genelde hafta sonları uyumlu oluyordu. Ki en son IKEA'ya geldiğimizde de 1 yıl, 1,5 yıl falan oluyor herhalde. Hazır hafta içi ben de izin almamışken Seiko'da izinliyken birlikte gelip böyle IKEA'yı gezip tozduğumuz bir video çekelim dedim. Etraf çok sakin, güzel, mis gibi ya. İnsan olmaması çok eğlendirici valla. IKEA komple buralar benim gibi hissettiriyor. Masamıza yerleştik, yiyeceklerimizi aldık. Vejeteryan sosisi var. Biliyorsunuz ben vejeteryan olduğum için böyle sosisleri çok seviyorum. Neyse tamam, cıvıtmıyorum tamam. Bu da tatlımız böyle. Abur cubur atıştırmalık aldığımız güzel bir yiyecek. Tadakimasu. Her şeyden önce şunu bir sarıp yemek istiyorum ben ya. Afiyet. Bu arada az önce söylemeyi unuttum. Tüm bu aldıklarımıza toplamda 4000 yen falan tuttu arkadaşlar. Yani birim fiyatı olarak düşünecek olursanız oldukça güzel. Aslında biraz pahalı denebilir ama normal dışarıda yediğiniz bir yemekle kıyaslayacak olursanız aşağı yukarı Japonya'da bir öğle yemeği yine bu fiyata denk gelecektir muhtemelen. Bu arada Japonya'da tabii ki doların yükselmesinden falan nasibini aldım. En dolara karşı değer kaybediyor. En son 150 bazlarını görmüştüm Max'ta. Şimdi tekrar 148'e falan çektiler işte. Bununla ilgili olarak hükümetin yaptığı birkaç şey var. Geçici önlemler uygulamaya çalışıyorlar ama Japonya'daki çoğu işletme de bu doların yükselmesinden dolayı ürünlerine ve fiyatlandırmalara zam yapıyorlar. Bu kaçınılmaz bir şey ki önümüzdeki Nisan ayına kadar Japonya genelinde çoğu ürünün zamlanacağı, elektrik, gaz, su vesaire gibi ev giderlerini falan daha pahalı olacağı söyleniyor. Bakalım göreceğiz, bakacağız ama buna nazaran herhangi bir şekilde saatlik ücret ya da asgari ücretin artacağı ile ilgili herhangi bir şey yok Japonya'da. Neden böyle oluyor bilmiyorum ama Seykar'la daha önce de konuşmuştuk zaten bunu. Fransız cindes kan. Kurvasan tabii. Fransız. Ah, soka Fransız ka. Turku İki hafta oldu müdür olalı ve inanılmaz kafam rahat. Mis gibi dinleniyorum. Eve gidip gelme aralığı çok kısa oldu süreler. Yaklaşık olarak bisiklet de zaten 10-11 dakika falan sürüyor evden çıktığım zaman. Mesafede yarıya indiği için otomatik olarak daha az yoruluyorum. Hem fiziksel hem mental olarak çok güzel bir durumdayım. İstediğim her şeyi yapabiliyorum. Kendime daha çok vakit ayırabiliyorum ve işletmedeki çalışanlar da benim tam olarak hani müdür olduğumu, müdür olarak geldiğimi kabul ettiler. Çünkü Japonya'da böyle genelde transfer vesaire başka işletmelere gittiğiniz zaman, transfer olduğunuz zaman müdürlük ya da müdür yardımcılığı pozisyonunu kabul etmesi biraz zor oluyor. Bu gittiğiniz işletmedeki insanların hani sonradan geldin, biz daha önce buradaydık falan kafaları olabiliyor bazı yerlerde. Hani en azından öyle bir şey yaşamadık. O yüzden mutluyum. Zaten daha önce çalıştığım insanlar oldu. Hiç pek problem yaşayacağımızı da sanmıyorum ama umarım bundan sonra daha mutlu, güzel, eğlenceli günler hem beni hem de sizi hem de Seika'yı hep birlikte görecektir. Eyvallah. Ana yemeğimiz bitti. Kahvemizi aldık geldik. Ben kendime latte, Seika'ya da cappuccino aldım. Normalde bu bardağın yarısına kadar geliyor arkadaşlar. Tek seferde aldığınızda. Ama ben biraz uğraşıp tam Türk işi iki porsiyon kattım bardağa. Böyle ağzı ağzını ucu ucuna taşlı taşacak yani. Türk işi oğlum biz biliyorsunuz biz böyle şeyleri. Rahat ol rahat. Kurabiyeye kaşıkla vurdum ama kırılmadı kurabiye. Sağlam kurabiye, Japon kurabiyesi.
muhtemelen şu an Cadılar Bayramı olduğu için böyle yarasalı falan tatlı yapmışlar diye düşünüyorum ama yarasa deyince benim aklıma sadece korona geliyor. Oo. El yapım olmadı herhalde. Makineden çıkan latte'nin bu kadar lezzetli olması şaşırdım vallahi ki ya. Tabağı da böylelikle sünnetlemiş oldum. For you hair scroll. Ya, şaşin ma zemu ore no hadaka şaşin de ii tomu. İronna pozu no. Tomodachi obenai. Taşkani. Ah, o yasumi. Bye bye. Yo, moji de kimochi. Shin ni oko ni naritai gurai. Tsuho suru ka. Nande yo? Ikea'ya geldiğiniz zaman anlayamadığınız bir şey var. Etrafa bakıyorsunuz, her şey çok güzel görünüyor. Hepsini istiyorsunuz ama hani eve gittiğiniz, döndüğünüz zaman çoğunu kullanamayacağınız ya da nasıl kullanacağınızı bilmediğiniz için başınıza dert bela olacaktır muhtemelen. Etrafa baktığınız zaman zaten genelde "Lan ne güzel görünüyor ya, aynısından ben de evime yapmak istiyorum" diyorsunuz ama satın alınca genelde aynısını yapamıyorsunuz. Baby shark dut 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 baby shark dut 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 dut. てかそう考えると IKEA の一番好きなとこここら辺かも。広いしさ、物多いし、人もあまりいないから好きなこと何でもできそう。好きなこと何でもできそう。思い切り走ってもいいじゃん。ああ、そういうこと。ああ、NG シーンだな。あ、こちら辺。おい。ベイビーシャークトゥトゥトゥルトゥル。ごまかしてる。セイカも食べる？うん。お腹せで。ソフトクリーム2件。ソフトクリーム待ち。どっちがどっち？どっちもどっちだよ。まあいいや。自撮り、自撮りアイス。なんか不思議な味。Vanilyalı diye aldık ama hiç vanilyalı değil gibi. Bu kavun tadı alıyorum ben bundan. Armutlu çıktı. Armudun iyisini kim yer? Afiyet. Ya ısırmadan yenmez. Dondurma yalayarak değil de ısırarak yenir biliyorsunuz. Ben de böyle bir delikanlıyım. Meta. Ne olmuş o kadar? Nanka sa, itimo, doğa tutturur tokitte, çanto topik kimete, sorede, sore ni suite, hanaştari toka, ma, iroiro, gimon ştari toka, sırca, otagai ni. Kyono doğa va, nanmo nai ne. Channelimo dekite, 4 nen ijo tutturur yo ne, tabun. Motto ka. Wow. Vallahi şimdi Ikea'dan çıktık, havada çok serin, böyle öğlenin o şey ne deniyor, sıcak, ılıman havası kayboldu, biraz serin, tam yürünecek, gezilecek böyle sağda solda, parkçada, bahçede oturup bir şeyler içmelik hava oldu ama bizim Ikea maceramız bittikten sonra şimdi sırada Costco var. Costco'ya gidip evimize gerekli olan alışverişi yapacağız. İçeride video çekemeyeceğiz çok büyük ihtimalle ama en sonunda satın aldığımız ürünleri sizlere gösterdiğimiz o küçük böyle bir 3-5 saniyelik videoyu koyarım diye düşünüyorum. Saygoni mu? Aha polis vallahi birinin peşine düştü. Oğlum oha nasıl gidiyor? Oha! Bence hayakta. Süge. Polis kırmızı ışıkta geçen birinin peşinden gidiyor şu an. Çok hızlı. Aha! Vallahi gözlerimizin önünde Amerika Hollywood.
En son Costco'ya geldiğimizde işte Seyka'da az önce söyledi 30 bin yeni geçtiğini söylüyor. Yaklaşık olarak hani birim fiyatında 300 dolara falan tekabül ediyor ki bayağı ürün almıştık. O kadar ürün satın almamızın en büyük sebebi de Costco artık evlere gönderim yapmıyordu. En azından çoğu belli başlı ürün için. O yüzden biz de madem eve gönderim yapmıyorsunuz, yapabileceğimiz aralıkta alabildiğimiz kadarını alıp evimize göndertelim deyip böyle bir alışveriş yapmıştık. Güneş de yüzüme vuruyor, gözüme vuruyor, gönlüme vuruyor bir yandan. Neyse tamam, Costco'ya gidiyoruz hadi. Az önce dediklerimiz yetmedi. Ben bir dilim pizza, burada yine dondurmamız var vanilyalı ve Seyka'ya burada üzüm smoothie'si galiba bu olarak geçiyor bilmiyorum ama aldık. Tadına bakıp yiyeceğiz hepsini. Tanoşimi. Bu arada söylemeyi unuttum. Bir dilim pizza, vanilya dondurma ve buradaki üzümlü içeceğimiz toplamda 920 yen tuttu arkadaşlar. Yani aşağı yukarı 10 dolara falan tekabül ediyor. Oldukça iyi. Bu arada bütün satın aldığımız ürünler burada arkadaşlar. Ketçabımız, arada çikolatamız var. Burada yine Kinder Bueno. Makarnamız var. Burada yine gofret gibi bir şey var. Burada nuggetlarımız var. Kek vesaire böyle. Yaş pasta falan filan derken. Burada Seyka. Videoda yavaştan sonuna doğru geliyoruz. Evimize döndük geldik arkadaşlar. Valla ben üstümü bile değiştirdim artık görüyorsunuz. O kadar rahatım. Yorulduk bir de yani. Bütün gün dışarıdaydık. Yemek yedik, içtik, eğlendik falan ama dönüyorken bütün paketleri, şeyleri çıkardık burada. Geriye kalanları zaten Seyka. Evin içinde sağa sola dolaba, mutfağa, rafları her yere yerleştirdi. Artık bundan sonra yapacağımız bir şey kalmadı. Bak bak, bir de tezgah oturdu, şov yapıyor arkada bana. O zaman bizlerden bu haftalık bu kadarlık olsun diyelim. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgiyle, saygıyla, sağlıcakla kalın. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın. Bay bay.